sandıktan çıkacak olurlarsa bekleyelim. Şu olsun bu olsun yok. Anında. Anında gereğini yapıp kayyum tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz. Sandıkta halkın oylarıyla kazanamadığını darbeyle, siyasi darbeyle elde etmektir. Bu karanlık düzen eni sonu gidecek. Sizin kayyum zihniyetinizi tanımıyoruz. Biz kayyumları kabul etmiyoruz. Diyarbakır'da her türünün bir örneği bulunan kayyumluk, el konulanların idaresi bakımından büyükşehir merkezinden ilçe ve köylere kadar uzanır. Siyasete atanan kayyumlar açısından da uygulamanın kökleri Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar uzatılabilir. Umumi müfettiş, OHAL valisi, süper vali, süper vekil gibi farklı isim ve farklı kanuni yöntemlerle ama hep geçici olarak atanan kayyumlar 90'ların sonuna kadar hep devrededir. Kayyumluğu bir kurum olarak siyasete taşıyansa Diyarbakır'da da AKP iktidarıdır. Daha önce hep devrede olan asker bu kez darbe girişimiyle fırsat yaratmıştır. O güne kadar siyasi kayyum uygulamaları hep geçicidir. 12 Eylül'de ordu bile çok istese de kayyumluğu bir kurum olarak siyasete taşımaz. Darbeliği tartışmalı 15 Temmuz sayesinde o onur AKP iktidarının olur. Sayın Cumhurbaşkanımız beni bir gün çağırdı bir sabah. Yeni İçişleri Bakanı'dım. Ben bu işe tahammül edemem Süleyman'dım. Bunların hepsini görevden alacaksın. Darbeye dair pek çok şey henüz belirsizken 1 Eylül 2016'da bir kararname ile yasal mevzuat değiştirilir. Belki de Cumhuriyet tarihinde ilk kez kayyumluk bir kurum olarak siyasete taşınır. O sırada OHAL'le askıya alınan anayasaya göre o gün aslında Türkiye'de siyasete, demokrasiye kayyım atanmıştır. Tarih, zulümkârlarla, zalimlerle mazlumlar arasındaki tarihtir. Tartışmalı darbe girişiminden 1,5 ay sonra 8 Eylül 2016'da ilk kayyım atamaları Diyarbakır'ın Sur ve Silvan ilçe belediyeleriyle başlar. 3 gün sonra Batman ve Hakkari ile 26 ilçe belediyesine daha kayyım atanır. Her yerden tepki gelir. Diyarbakır'da kayyımlık sırası Büyükşehir Belediyesi'ne geldiğinde Türkiye'de atmosfer siyaset için dramatik, demokrasi için trajik bir hal alır. 2 yıldır Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten eş başkanlar Gülten Kışanak ve Fırat Hanlı 25 Ekim 2016'da gözaltına alınır. O gün Ankara'da meclisteki darbe komisyonuna ifade veren Gülten Kışanak'a gözaltı işlemi akşam Diyarbakır'a döndüğünde havalimanında uygulanır. Hukuksuz gözaltılara tepki büyüktür. Tepki ve protestolara sert müdahale, gözaltı ve tutuklamalarla sürerken Diyarbakır'da internetle mobil iletişim kısıtlanır. Gizli savcılık soruşturmasında Kışanak'ın örgüt üyesi olmakla suçlandığı açıklanır. Dosyadaki tek delilin bir kongre konuşmasıyla belediyeye ait cenaze araçlarının 4 cenazeye tahsis edilmesi olduğu sonra anlaşılacaktır. Şaşırtıcı ama gerçektir. Belediyenin Cenaze İşleri Müdürlüğü'nün cenaze araçlarını 4 cenazenin toprağa verilmesi için tahsis etmesi Kışanak'ın örgüt üyeliğinin kanıtı sayılmıştır. Savcı iddia etmiş, nöbetçi hakim doğru bulmuş, Kışanak tutuklanmıştır. Soruşturma dosyası yetersiz, iddialar tutarsızdır ama açılan dava da, eş başkanların tutuklulukları da aylarca sürer. Sonra suçlamalar çeşitlenir, tutuklulukların sürmesi için yeni soruşturma, yeni davalar açıldığı ortaya çıkar. Yasalarda bir tedbir olarak öngörüldüğü satır satır anlatılan tutukluluk, HDP'li siyasetçiler için bir cezalandırma yöntemine dönüşmüştür. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin aralarında bulunduğu 15 sivil toplum örgütü, belediye başkanları için bir açıklama yapar. Sivil siyaset için kaygı duyduklarını vurgular. Siyasi iktidar kaygılı değil, kararlıdır. Bekleyelim. Şu olsun bu olsun yok. Anında.
Sur ve Silvan'dan sonra kayyımlar, Bağlar, Kayalar, Yenişehir, Bismil, İdil ilçelerine uzanır. İtiraz eden, protesto gösterisi düzenleyenler tutuklanır, kayyımların görevi devam eder. Bir süre sonra kamuoyu gündeminden çıkan kayyımlar, 3 yıl sonra 31 Mart 2019 seçimleri öncesinde gündeme gelecektir. Diyarbakır kayyımı, vali yardımcısı Cumali Atilla, kayyım başkanlığı sevmiş, AKP'den belediye başkan adayı olmuştur. Girmediğimiz gönül bırakmadan hizmetlerimizi gerçekleştirmeye çalıştık. Başkanlık hayali 1 Nisan'da sona eren AKP adayı Cumali Atilla, kamudaki görevi kaymakamlığa geri dönerken HDP adayı Dr. Selçuk Mızraklı, %63 oy oranıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilir. Başkanlık mazbatasıyla belediyeye girişte de yeni başkan Mızraklı'yı, kayyım başkan Atilla'nın şatafatlı makam odasıyla lüks jacuzzili banyosu karşılar. İşte nasıl falan ediyorlar, onu en iyi gösteren. Kayyım başkan ve vali yardımcısı Atilla'nın seçimlerden sonra bir vilayet yerine kaymakamlığa atanmasının sebebi sonra anlaşılacaktır. Danıştay'ın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ndeki usulsüzlük ve yolsuzluklarla ilgili tespitleri sebebiyle kayyım başkanı Atilla hakkında soruşturma yürütüldüğü de ortaya çıkacaktır. O sırada yeni kayyım atamaları için hazırlıklar da başlamıştır. AKP bir kararname ile siyasete taşıdığı kayyımlıkta ikinci dönemin taşlarını döşemektedir. Hiç hukuk yokmuş gibi kayyımlık bir seçimden ötekine atlayacak, batıdaki aymazlık sebebiyle doğudaki kayyımlar bir süre sonra İstanbul'un kapısına dayanacaktır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne iki seçimden sonra atanan kayyım başkanların sayısı 4'tür. Usulsüzlük ve yolsuzlukları Sayıştay raporlarında da ortaya çıkan İlk kayyım Cumali Atilla'dan sonra 2019'da Vali Hasan Basri Güzeloğlu atanır. Seçimlerden bir gün sonra 1 Nisan'da henüz seçilen Mızraklı'nın görevden alınması için bakanlığa yazı yazan Diyarbakır Valisi Güzeloğlu 3 ay sonra emeline ulaşır. Kayyım başkan olur ama uzun kalmaz. 31 Mart'ın ertesi günü daha Yüksek Seçim Kurulu seçim sonuçlarını resmen ilan etmemiş. Daha kimse mazbatasını almamış. Daha 1 Nisan günü kayyım atanması için şu anda atanmış olan vali dilekçe veriyor. Daha bir yıl dolmadan usulsüz işlem ve yolsuzlukları Sayıştay raporlarına yansıyan Vali Güzeloğlu'nun adı 800 milyonluk kuyumcu vurgununa da karışınca bir yıl sonra görevden alınarak merkeze çekilir. Yerine gelen Vali Münir Karaloğlu'nun kayyımlıktaki ömrü ise 2 yıldır. Onun yol, köprü, kavşak ve park ihalelerindeki yolsuzluklar da Sayıştay raporlarına geçer. Halk otobüsleri ödemelerindeki sahte belgeli yolsuzluğun aylarca sürdüğü, milyonlarca lirayı bulduğu ortaya çıkar. 4,5 milyon liraya mal olan karpuzla kadayıf heykelleri ise AKP'nin ittifak ortağı MHP'yi bile kızdırınca kayyım Karaloğlu da görevden alınır, merkeze çekilir. Bayağı yoksulluk var burada ya. Burası şehrin ana şeyi neredeyse, Hatar damarı. 2022'de Diyarbakır Valiliği ile kayyım başkanlığa Ali İhsan Su atanır. 3 yılda 4 kayyımın Diyarbakır'a maliyeti de Sayıştay ve Danıştay raporlarına yansır. Diyarbakır'da kimi valilik, emniyet, jandarma, müftülük etkinliklerinin kendi bütçeleri yokmuş gibi Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden karşılandığı ortaya çıkar. AKP'li siyasetçilerle yakınlarının abone olduğu ihalelere milyonlar harcanmış, borçlar dağ gibi birikmiştir. Belediyenin sadece hazineye su borcu 300 milyon lirayı bulur. Tüm mal ve şirketlerine haciz işlemi uygulanan Diyarbakır Belediyesi'nin kayyım yönetimlerince iflasın eşiğine getirildiği söylenebilir. Bütün belediyeleri boğazına kadar borca batırmışlar. Her şeyi çalıp çırpmışlar. 6 Şubat depremi sonrası kayyım vali Ali İhsan Su'nun icraatları beceriksizlik ve israf örneği gibidir. Kayyım vali Su, depremzedeler için daha önce taşkın yaşanan Dicle Nehri yatağına çadır kent kurma kararı alır.
Ölümcül taşkın riski sebebiyle tüm Diyarbakır karşı çıkar, uyarır ama kayyum vali çadır kenti 200 milyon lira harcamayla nehir yatağına kurar. Günler sonra ilk yağmurla taşkın riski belirince çadır kent tahliye edilir, yine milyonlar harcanarak başka yere taşınır. Kopaklı 31 Mart seçimlerine haftalar kala Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin tanıtım duyuru işleri için 46 milyon liralık ihale yaptığı ortaya çıkar. Kayyum Belediyesi seçimlere hazırlanmaktadır. Seçmenin kayyuma cevabı ise 1 Nisan'da anlaşılır. Onlara bir kez daha söylüyoruz. Geldiğiniz gibi gideceksiniz. Geldiğiniz gibi gideceksiniz. Geldiğiniz gibi gideceksiniz.